Sema, neredesin? Oy, gene ne var Fadime? Üç kere aradım. Mısır unu lazım. Tamam, alırım. Tamam, neredesin? Çarşıyayım. Tamam, çok fazla oyalanmadan gel, tamam mı? Hadi bak. Başka bir şey istemiyor musun? Bir yukli falan. Gerisi o da beni parti gitti ama neyse. Benim oyalama şu an işim gücüm var benim. Unu al, unu al gel. Merak etme, tabuk geliruk çünkü Esat Bey'le gelezok. Haydi. Yok, bu kız bunu inadına yapıyor. İnadına yapıyor. Geliyor yine. Yok, Fatma gelsin. Benim birbirimi sıksın istiyor ya. Evladım, Türkçe anlamıyorsan İngilizce söyleyeyim. She called me to her house. Yasak. Lazca mı konuşayım? Onu bilmiyorum. Sadece fındık ve hamsi var. Aa, Neriman Hanımcığım, niye gel... Hoş geldiniz. Dikmişsiniz bu zebaneyi kapıya. İçeri almıyor beni. Aşk olsun, cehennem mi burası? Yine zeki bir espri, yine yaz. Hanım abla, Emine teyzem kimse içeri alma dedi. Evladım, çeşik olma. Siz niye gelmişsiniz Neriman Hanımcığım? Ben çağırdım Gülbeyaz. Buyurun Neriman Hanımcığım. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gülbeyaz, hadi kızım bize kahve yap da içelim. Ama anne, ben kahve yapmayı bilmiyorum ki. Çok güzel yaparsın yavrum sen kahveyi. Hadi çocuğum. Yapabildiğin kadar. Buyurun. Ay, niye çağırdı ki? Dur. Sana yepyeni bir kariyer vaat ediyorum Deniz. Ne diyorsun? Daha açık konuşalım. Yaz'a karşı ittifak mı teklif ediyorsun? Yani Yaz bizim şirketimizin yeni seslerinden biri. Ayrıca çok sevdiğimiz de bir arkadaşımız. Ama ben yenilere bu kadar güvenilmesine karşıyım. Yani şirketimiz böyle bir hype yakalamışken bunun en çok sana yaramasını isterim tabii ki. Defne'cim, odama gelebilir misin canım? Günaydın arkadaşlar. Al kahve. Bana bak Mehpuş, sen Kemal'e ne söyledin? Var ya, eğer ağzından bir şey kaçırdıysan seninle ömrü billah konuşmam. Ya sana aşk olsun Murat. Sen ne zaman duydun benim ağzımdan bir laf kaçtığını? Hem ben kimlerin kimlerin ne sırlarını biliyorum bir bilsen. Ama bilemezsin işte. Bilemem, doğru. Takmışsın bu rozette zaten. Neyse, Kemal nerede? Odasında. Ay Defneciğim ya. Ya. Dur, ben sana yardım edeyim. Acele et. Dur. Ay, teşekkür ederim ya. Kaldı mı böyle erkekler ya? Tamam, oldu bak. Nereye? Aslı'nın odasına. Ay ay. Her şey sana anlattığın gibi müthiş olacak. En çok sana yarayacak bu bilik. Evet. Murat'cığım, çok çok sağ ol. Masaya bırakabilirsin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hayır olsun. Deniz'in yeni kariyerini planlıyoruz da. Aslı'cığım, sen böyle şeylerle ilgilenir miydin ya? Sen de katalog taşımazdın Murat. Artık bizzat kendim ilgileniyorum. Menajerini de kovdum. Bu kız daha iyi yerlerde olmayı çok hak ediyor bence. Tamam, o zaman size kolay gelsin abla. Ha, dur Murat'cığım. Murat, Deniz'e yeni şarkı yazmanı istiyorum. Tabii. 500 TL farklı şarkınız büyük boy olsun mu efendim? Hatta isterseniz üstüne acı sos da ekleyelim. Ben sizin için tatlı ekşi bir şeyler de yaparım hep. Yok. Karşılıksız aşklı olsun. En acılısından. Deniz arabeskçi yapacağım da. Defne'cim, Deniz'e yeni bir tarz yapıyoruz. Tamam.
Arayalım hatta sponsorlarımızı, ne gerekiyorsa yapsınlar. Şey, arabesk konusunda ciddi değildik değil mi? Aşkım, ne olur sen yapma bari. Hadi bize güzel fikirler bu tatlım. Hı? Çıkar beyninin kurumlarındaki o genius fikirlerini. Kardeşim. Ne oldu ya, nedir durum sen? Niye beni apar topar çağırdın? Gel gel gel. Ne yapıyorsun sen? Benden habersiz beste işine mi başladın? Cihaz gelemiyormuş. Dışarıda da bir sürü basın var. Ne yapacağız oğlum? Hı? Biliyorum, cezalı o, evden çıkamıyor. Hı. Sen nereden biliyorsun? Siz dün sahnede beraber şarkı söylerken Emine teyze geldi. Sinirden az daha sahneyi yıkacaktı. Onu kim durdurdu sanıyorsun? Ne diyorsun ya? Nasıl ikna ettin? Yani... hiç kolay olmadı. Kardeşim, biz biraz duralım mı artık ha? Yani yaz bir dinlensin, annesi memleketine dönsün. Bilmiyorum farkında mısın ama kızın başını sürekli olarak belaya sokuyoruz. Şu an evde cezalı olması bile bizim yüzümüzden. Haklısın, haklısın Murat. Ya kız neler yaptı bizim için? Görmedim mi, annesini karşısına aldı, herkesi karşısına aldı. Bizim yazı o evden kurtarmamız lazım. O kız bunu hak etmiyor, o değişik biri. Bence de hak etmiyor ama her hareketimiz ona fazlasıyla zarar veriyor. Çok farklı bir enerjisi var ya Murat. Nasıl görmemişim oğlum onu, körmüşüm. Onun yanındayken böyle kimyam değişiyor oğlum. Garip bir adam oluyorum. Sanki yağmurlu havada güneş açıyor. Fırtınalı deniz böyle çarşafa döndürüyor. Garip. Hayırdır abicim? Bilmiyorum Murat. Bilmiyorum, kafam karışık. Garip. Garip bir ruh halindeyim ama öyle hemen adını koymaya falan gerek yok tabii. Bence de hiç yok. Kemal, sakın. Öncelikle buna ben müsaade etmem. Bak, kendi kafa karışıklığını kendi içinde çöz, tamam mı? O kızı bu karmaşanın içine karıştırma. O diğerleri gibi değil. 3 günlük eğlencen için harcayamazsın. Harcayamazsın. Lan oğlum, gelsene de daha seninkini konuşacaktık. Gel buraya Murat. Herkesin ayrı bir derdi var. Sanki bana yazın avukatı ya. Hayır efendim, bu kadarcık bir şey için beni buralara getirtmek ne mana ya? Gelin işte kliniğe yapsın kızlar. Düzgün tut kızım. Ama tutuyorum da sürekli kıpırdaşıyor. Sadece bu iş için çağırmadık sizi. Konuşacağımız çok önemli şeyler var. Allah Allah, çok ilginç Emine Hanımcığım. Ne konuşacağız acaba, çok merak ettim. Anneliğiniz hakkında. Pardon? Emine Hanımcığım, sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu acaba? Çok şükür Allah'ıma, duyuyorum. Öyle mi? Hayır, benim de bir deli damarım var da, yani sizi uyarayım da. Ya pardon, ben bir şey söyleyebilir miyim? Burada hastamız var da biraz sakin mi olsak? Sen karışma! Ben de ağzımı açmıyorum daha size. Bana bak. Pansumanını yaptın. Kahveni içtin. Şimdi gel şuraya, güzel güzel konuşalım. Yüzümü hissetmiyorum şu an. Ben şu oldu yüzüm. Yok. Yanlış anlamayın da ben artık sizi, bu hadsizliğinize inanamıyorum artık ya.
Affedersiniz. Sizin ne haddinize benim analığımı tartışmak, analığımı sorgulamak. Ben burada evladımın mutluluğu için sizin ayağınıza kadar geliyorum. Evladımın selayeti için sizi, çok affedersiniz, muhatap alıyorum. O mutlu olsun diye ben burada, siz ne derseniz peki diyorum. Siz kimsiniz? Haddinize mi benim analığımı konuşmak? O ne o? Bir bak istersen. Emine Hanımcığım. Dönürüm. O benim zannettiğim şey değil, değil mi? O. Oh. Bir bak. Demin diyordun. Delir miyim diyordun. Deli tarafımı çıkartmayın diyordun. Hadi çıkart. Çıkart göreyim deliliğini. Hadi. Al. Çabuk. Ay. Gülbeyaz. Hasamaç. Hasamaç. Burak. Hasamaç, Burak. Burak. Bana bunu nasıl yaparsın Burak? Ben galiba yetişemedim, her şeyi öğren dedim. Ah. Buyurun, 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 buyurun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ben bunu hak etmedim. Ben de hak etmedim. Telefon. Telefonum. Telefonumu verin bana. Bana telefonumu verin. Birisi bana telefonumu versin. Bana derhal telefonumu verin diyorum size. Nerede benim telefonum? Nerede benim telefonum? Anneciğim. Annemi. Anne deme bana. Anne diyemezsin. Beni bu insanların yanında bağırtıyorsun. Ne oldu ya? Ne oldu öyle mi? Ben sana sorayım. Ben sana sorayım oğlum. Acaba ne oldu Murat? Benden habersiz evlenmişsin ya, daha ne olsun? Anne sen neredesin? Onların evindeyim. Evet, o evlilik cüzdanı var ya, o evlilik cüzdanı. Suratıma salladılar. Beni rencide etmek için ayaklarına çağırdılar Murat. Sen sınav mısın bana oğlum? Bak durum hiç sandığın gibi değil anneciğim. Öyle mi Murat'cığım? Ne sanıyorum acaba ben? Ha? Çünkü benim son haftalarda hiçbir şey sandığım gibi çıkmıyor da. Anneciğim bak sen bir sakin ol. Bak bir şey olacak, yine tansiyonun çıkacak, hastanelere düşeceksin. Sen sakın hiç kimseye bir şey söyleme, tamam, ağzını kapalı tut. Kadın burada benim anneliğime hakaretler yağdırdı. Sövdü saydı. Kızı ayrı türlü, anası ayrı türlü. Kızı saçlarıyla dövüyor, annesi laflarıyla dövüyor. Bak Murat. Sana bunu son kere söylüyorum. Ben bu aileyle daha fazla muhatap olamayacağım. Tamam anneciğim. Tamam bak. Ben sana akşam gelince her şeyi anlatacağım. Sen sakin ol. Onlar ne diyorsa okey de geç. Bak ağzından bir şey kaçarsa yazıda beni de çok zor duruma sokarsın. Yapma. Ay gerçekten şu halde beni güldürdün ya Murat. İnanamıyorum sana oğlum. Hayır şu anda yazın böyle zor bir durumda kalması o kadar benim umurumda ki. Peki anne. Ben umrunda mıyım senin acaba? Ben umrunda mıyım acaba senin oğlum? Ya benden habersiz evlenmişsin. Daha ne yapacaksın? Canım annem. Tatlı annem. Bir tanem. Her şeyim. Bak hiçbir şey sandığın gibi değil. Ben sana akşam her şeyi anlatacağım. Ne olursun yapma. Hadi üzme beni. Bak oğlunu üzme. Üzüyorsun oğlunu. Yapma. Tamam. Peki. Şu anda sadece asaletimden ve sana olan sevgimden susuyorum çocuğum. Ama bil ki bu içimde tuttuklarım bir gün çok fena patlayacak.
Tamam anneciğim. Süper, süper de. Nasıl olacak böyle? Bana inanmadınız. Oğluşunuza inandınız mı? Bak Dünür. Sen beni düşman belledin ama aslında biz ikimiz de aynı taraftayız. Bilmiyorum yani nasıl bir kusur işledik de Allah bizi çocuklarımızla cezalandırıyor. Aşk olsun size ya. Ne yaptık biz? Ne suç işledik ne günah işledik. Adam mı öldürdük hırsızlık mı yaptık? Biz birbirimizi seven iki genç olarak evlendik o kadar. Dur orada! O iş öyle basit değil küçük hanım. Bir kere benim bir insan olarak aşka saygım var. Benim de hürmetim var. Evet. Ama siz ikiniz de bize saygısızlık ettiniz. Hadsizler. Siz bizi ikimizi de yok saydınız. Ezdiniz geçtiniz. Bir durun abartmayın bu ne drama queenlik bir teker teker gelin ya. Ayrıca siz ne ara ittifak oldunuz? Ayız biz. Tamam. Ben Gülbeyaz Yıldırım Hasan Aç olarak size bir şey sormak istiyorum. Biz birbirini seven iki genç olarak size böyle bir emrivaki yapmasaydık eğer siz Neriman Hanımcığım beni gelin olarak alır mıydınız? Sen anneciğim beni güle oynaya Murat'la evlendirir miydin? Cevap. Ben cevabımı aldım. Sessizliğiniz çok şey anlatıyor. Kusura bakmayın. Buna bakmam gerekiyor. Tamam, tamam. Aa, geçti bitti. Üzme kendini artık. Bence bırakalım biz bu hadiseleri. İleriye bakalım. Ben şimdi sana şunu vereyim önce. Ay Emine Hanımcığım Dünür lütfen rica ediyorum. İstirham ediyorum yani gerçekten bir tatsız sürprizleri daha varsa vallahi kaldıracak halim kalmadı benim. Yok yok değil bu. Liste liste. Damadın yapacağı şeylerin listesi. Çeyiz için. 10 adet Trabzon burması burma derken? Biz aslında ona hasır deriz de sen anlamazsın gidersin yer hasırı alırsın diye öyle. Tabii tabii ben ne bileyim sizin adetlerinizi, burmalarınızı, laflarınızı. 3 adet, 5'i bir yerde. 5'i bir yerdeyi biliyorum ama yani Dünürcüm ne gerek var? Yani böyle Nuh Nebi'den kalma adetleri Osmanlı'dan kalma. Biz daha modern bir şekilde halledemez miyiz bu meseleleri? Tabii tabii. Biz de onun için böyle yapıyoruz zaten. Aslında kızın ağırlığı kadar altın istememiz lazım. Ama yok, 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 yok. Hayır istemiyoruz. Biz zaten varlıklı aileyiz şükür. Evet. Ağırlığınca altın istemiyorsunuz ama pırlanta takı seti istiyorsunuz. Evet. Bir de şey var orada. Bak bohçaya konulacak şeyler var. Don, gömlek, sütyen. Yani pijama da olur. Adet işte ya, gelenek ne yapacaksın? Ben sana akşam gelince her şeyi anlatacağım. Sen sakin ol, onlar ne diyorsa okey de geç. Bak ağzından bir şey kaçarsa yazıda beni de çok zor duruma sokarsın, yapma. Okey. Tamam o zaman, Dünür. Yarın alışverişe çıkıyoruz. Yavrularımıza çok güzel şeyler alacağız. Bana bak. Sakın kimseye söz verme. Yarın beraberiz. Dünür, Dünür. Hadi. Okey. Ben bir su içeyim. Tabii. Fadime. Abla. Bak, yutkundu kadın zor durumda kaldı. Benim işim bitti. Seni alabilirsin artık. Defalarca yaptık. Buraya gelenlerin çayını kahvesini ikisi kestim. Ben ekibime güveniyorum. Bir sorun olacağını sandım. Basının soracağı soruları önceden istedik değil mi? Tamam, hepsini ben de. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz.
Hay be. Oğlum bugün neyin var? Niye suratın asık senin? Yok bir şey. Oğlum benden niye saklıyorsun ya? Ya yok bir şey kardeşim, gerçekten yok. Tamam yok bir şey ama şimdilik Murat. Ne yapıyorduk abi? İçimizi atmıyorduk. Yapma oğlum böyle. Vallahi bak kendine zarar veriyorsun. Haydi. Yazı online'a bağla. Ekrana görüntü yansıt. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Şarkının sevileceğini biz de biliyorduk ama bu kadarını gerçekten biz de beklemiyorduk. Yaz şarkısı gerçek bir aşkı mı anlatıyor? Murat'a sormak lazım bunu. Sonuçta şarkının söz yazarı ve bestecisi o. Mesleği yaratıcılık olan herkes gibi ben de yaşanmışlıklardan besleniyorum. Doğru yani. Gerçek bir aşktan bahsettiniz. Bir dilekten bahsettim diyelim. Gerçek olmasını istediğim bir aşktan. Bir kaçıştan. Peki gerçek olur mu bu aşk dersiniz? Yani sanırım kimse anlamadı. Bu soruyu Murat'a mı sordunuz? Aslında Kemal Bey'e ve size. Kemal Bey'le sahnedeki enerjiniz bu birlikteliğin sadece iş odaklı olmadığını düşündürüyor bize. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Sonuç olarak Yaz da Kemal de gayet profesyonel insanlar. Eğer aralarında bu kimya, bu uyum olmamış olsaydı biz zaten bu düeti de yapmazdık. Murat doğru söylüyor. Gel Deniz'ciğim. Şarkıyı önce Deniz'le Kemal söyledi. Ama biz sonradan değiştirmek zorunda kaldık. Yani Yaz kabul etmemiş olsaydı, onu ikna edememiş olsaydık Deniz'le devam edecektik. Aynen öyle. Deniz de Kemal'le birlikte muhteşemdir. Ama bizim için önemli olan bizi etkileyen Yaz'ın ses rengi oldu. Değil mi arkadaşlar? Yani Yaz, Deniz'in önünü mü kesti diyorsunuz? Hayır arkadaşlar, ne münasebet. Biz burada hepsi şirketimizin kendi sanatçılarımız. Biz burada kolektif bir iş yapıyoruz. Kemal çok doğru söylüyor. Yani bugün Yaz'la, yarın Deniz'le, öbür gün Emre'yle. Bu işler böyledir. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden böyle klasik başlıklar atmazsınız diye düşünüyorum. Yok birlikteler, yeni bir aşk doğuyor gibi. Sonuçta biz profesyonel bir şirketiz ve dedikodularla değil, başarılarımızla anılmak isteriz. Teşekkürler. Aslı çok doğru söylüyor. Biz her zaman işimizle anılmak istiyoruz. Yani ben reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığına bireysel olarak hep karşı olmuşumdur. Aslı astarı olmayan haberleri basında görmek istemiyoruz. Hassasiyetimizi de anlamınızı rica ediyoruz. Oh ya, oh ya. Maşallah. Evde o kadar iş var. Milyon tane yazanın burada tabletler, bilgisayarlar. Kalk bir tane son doğra. Teyze röportaj yapıyorum. Ne Bacı. Benim kuzen bir komiktir, bir şakacıdır. Hiç an hep bu anı bekliyordu bence. Nasıl oldu ama güzel oldu. Havamız değişti bir anda. Şaka bir yana ben bu aralar gerçekten çok yoğunum. Bu yüzden izninizi isteyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kolay gelsin. Sen beni hep rezil ediyorsun. Teyze sen ne yapıyorsun? Ne mi yapıyorum? Allah Allah ya. Şöyle bir düşünelim bakalım. Fadi acaba ne yapar bu evde? Ne yapsın? Milletin arkasını topluyorum. Ben orada online röportaj veriyordum. Sen beni yine rezil ettin ha bak. Ya, ne yapayım? Bala mı yapıyorsun röportajı? Bala mı yapıyorsun? Bana ne? Al şu iki tane soğanı doğra çabuk. Doğramıyorum. Bilmiyorum ben. Bilmiyorum soğan doğramayı. Ondan sonra sen kızıyorsun. Kafam kadar doğramışsın diye. Hep kızıyorsun bana. Bana bak. Cinlerim tepemde şu an. Senden çıkartmayayım Yaz. Soğan doğramıyorsan git ne bileyim bir şey yapma. Etrafı metrafı topla. Boş durunca gözüme basıyorsun. Çok gerginsin bu aralar. Bu nerenin? Bilmiyorum, koş bir yere. Nerede bu kız ya? Allah'ım o kadar söyledim. Kayıplara karışasın Sema dedim. Şimdi mi kayıplara karıştı acaba? Beddua'nı tuttum. Bu nerenin? Bilmiyorum, koy bir yere. Ya o oraya acaba bu şekilde dik koyulur mu, böyle durur mu bu? Gel kafama koy istersen.
Çok beklettin mi? Yok. Ben de şimdi geldim. Çay almıştım ama haydin gidelim. Yok yok. Oturun. İçin çayınızı lütfen. Acelemiz yok. Hem ben de bir çay söyleyeyim. Muhabbet etmiş oluruz. Abicim, zahmet olmazsa bir tane demli çay da ben alabilir miyim? Derhal abi. Ben de soluklanmış olurum. Sizin arabanız çok konforluydu ama yoruldunuz mu yine de? İstanbul trafiği malum. Trafik yoruyor insan. Siz benim için mi geldiniz? Evet, yok şey... yani burada işim olmasa işte bu tarafta... Buyurun efendim. Pardon. Üstü kalsın abiciğim. Şimdi normalde Resul getiru götürür ama onu da bekçi diye diktik. O yüzden olmadı yani. Ha, yok, Resul'e gerek yok. Benim için büyük bir zevk zaten. Hem birbirimizi de tanımış oluyoruz böyle. Yani gelip gittikçe. Sen kaç yıldır şoförsün bu artistin? Kemal'in. Çok uzun zaman oldu, vallahi hatırlayamıyorum. Hakkını vereyim mi bari? Kemal Bey mi? Hı. Hiç hakkını yiyemem o konuda. Yani tanıdığım en mert adamdır Kemal. Mert değilsin. Yani bugün bu haldeysem onun sayesinde biraz da. Ben önceden valilik yapıyordum mekanlarda. Kemal Bey de bizim mekana gelip giderdi. Oradan tanıyordum yani. Yine bir gün geldi, yedi içti, eğlendi. Son çıkışta bir adam buna dalmış. Ne olmuş, kız arkadaşı Kemal'in hayranı mıymış? Adam da kıskanmış falan işte. Neyse, ben de bir baktım bunlar böyle bayağı birbirine girmiş. Bir araya gireyim dedim. Adam bıçak çekti. Kemal'e saplayacak. Ya tutayım falan arbede derken de... adam yaralandı tabii. Adam mı bıçakladı? Yok. Ben bıçaklamadım. Yani o kendi elindeki bıçakla yaralandı da... tabii ben bıçaklamış oldum. Aldılar beni içeri. Adamın da arkası sağlanmış. Kemal Bey olmasa harcarlardı beni. İşte o günden sonra da yanına aldı sağ olsun. Uğursuzluğuyla uğraşmaktan da kurtardı beni. Sen peki yazanımın tam olarak neyi oluyorsun? Şimdi Gülbeyaz'ın annesiyle benim babam kuzenli. Yani halam gibiydi. Ama ben onu ablam bildim. O küçüklüğümden beri beni korudu, kolladı. Bana baktı. Fadime'den ayırmadı. Ben de hiç onun sözümden sıkmadım. Fadime Hanım... Emine Hanım teyzenin kız kardeşi mi? Ne oldu gene Fadime? Sevacığım, ne oldu ya? Sen buranın çarşısını beğenmedin de Rize'nin çarşısına mı gittin? Yoo, ben ettim alışverişimi. Tamam. O zaman ne yapıyorsun? Gel artık eve, dön. Çay içiyorum. Ruh mu dedin? K var sonunda. Senin bir, yanında biri var senin. Kim var? Biri mi var? Esat Bey'le sahilik. Donuş dedi o beni bırakacak. Esat Bey mi bırakacak? Siz hani ayrılmıştınız Sema? Öyleydi. Dedi Donuş'a da bırakayım. Ben de tamam dedim. Şimdi öyle laflıyoruz yani. Sen de tutma bizi haydi, adam ayıp olmasın. Haydi. Fadime Hanım mıydı? He. Ne yapıyorsun be? Deli. Kan beynime sıçradı şu an. Kafam yanıyor. Soğan mı doğrasam acaba? Teyze! Deva! Ne bağırıyorsunuz be? Kız ne yapıyorsun orada? Hani bir anda havuzda gördüm, ben de anlamadım. Ablam, su çok güzel, gelsene bak bak. Hadi be saçmalama, çık. Ne
Aslı sen ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun sen? Deniz'i kolundan tutup röportaja dahil etmek ne demek? Strateji Kemal'cim. Baktım sizi sorularla çok sıkıştırıyorlar. Benim de aklıma o anda o geldi. Yani odağı dağıttım. Fena mı oldu? Aslı haklı. Yalan bir aşk haberi çıkarmanın yolunu yapıyorlardı. Doğru zamanda etkili bir hamle olmuş oldu. Diyorsun. Diyorum kardeşim. Sürekli olan şey hiç mi aklına gelmedi bu ihtimal? Bak tamam sen alışkın olabilirsin ama bu haberler yazına ne kadar zarar verirdi farkında mısın? Hem... Annesiyle zaten arası bozuk. Bir de bunların çıktığını düşün. Ya sen ne ara bu kadar? Yazı düşünür oldun Murat. Hı? Çünkü bu işe girmesine ben sebep oldum kardeşim. O hayır dedikçe, istemedikçe biz üstüne gittik. En fazla da zarar gören o oldu. Sen kendi reklamını yapmak için onu kullanamazsın. Ben kimsenin reklamını yapmak için yapmadım bunu Murat. Saçmalıyorsunuz ikiniz de. Kural böyle Kemal'cim. İki kişi aynı şeyi söylüyorsa diğeri durup düşünecek. Sen koydun bu kuralı. Hatırlatırım. Aynen öyle. Restoranda olanlar şimdi bu klipte yazın yüzünün gözükmesi ki biz yaza bunun olmayacağına dair söz vermiştik. Şimdi bir de bunlar bir düşünsene Kemal. Hiçbirine ben sebep olmadım. İstemedin ama olanları da engelleyemedin. Mesela bu klibe yazın yüzünü kim koydu biliyor musun? Araştırmadım bile. Aslı ilgileniyordu onunla. Gerçekten mi ya? Şu an gerçekten meselemiz bu mu? Sahiden Aslı, ne oldu o mevzu? Sen bu araştırmanın hangi aşamasındasın? Biz acaba Deniz'i parlatmak yerine elimizde parlayanları mı korusak? Ne diyorsun? Doğru diyor. Bu şirkette sadece yaz yok. Bizim diğer sanatçılarımızla da ilgilenmemiz gerekiyor. Şu duygusallığınızı bir kenara bırakın. Artık ticari düşünmeye başlayın. Tekrar dar boğaza girmemek için yeni yol haritalarına ihtiyacımız var. O yüzden sadece B değil, gerekirse C, D, E planı bile yapmamız gerekiyor. Sizin B, C, D, E planınız olabilir. Ama benim şu an tek mesaim yaz olacak. Şimdiden söyleyeyim. Ayrıca o klip meselesiyle de bizzat kendime ilgileneceğim. Aslı. Yahu deli misin nesin, çekilsene. Yok, görüşemezsin. Ya arkadaşıma geldim diyorum acaba, sen bunun nesini anlamıyorsun? Görüş izni vermediniz Emine teyzem. Çattık ya. Dur nedir? Dur ben şimdi o kapıyı nasıl açtırıyorum görsen. Yaz, aşkım kapıdayım ve burada bir tuhaf biri var yani. Tedirgin de oldum. Resul. Yeterse yeter. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım güzel kardeşim? Görevimi yapıyorum. Emine teyze. Emine teyze, Emine teyze. Emine teyze buradan kimse girmesin dedim. Maşallah bir ejderha kaldı girmeye. Gel arkadaşım. Kurtar beni. Çekil de. Yalı direği akraba terörü. Bu ne ya? Bu deli sana bayağı gardiyanlık mı yapıyor? Aşkım sorma vallahi öyle maalesef. Ama sen onun kusuruna bakma, iyi insandır da küçükken ateşli hastalık geçirdi, böyle kalmış. Sen niye geldin? Gerçi niye geldiysen geldin, iyi ki geldin. Böyle insan yüzü görmeye o kadar ihtiyacım vardı ki. Kemal gönderdi. Ne? Burada mı konuşalım? Odama gidelim. Dur ayakkabılar. Düşeceğim. Ver onları bana. Tamam. İyi misin? Geç be evet. Geç geç. Bu da sonuncusu. Bunları benim için mi göndermiş? Evet. Hatta hepsini tek tek elleriyle seçti. Nasıl yani? Kendi mi seçti? Evet. Hadi hangisi? Seç birini de hızlıca üstüne göre bedenini ayarlayayım. Aa, şimdi burada. Evet. Vakit daralıyor. Ne kadar zevkli değil mi? Öyledir. Kreatiftir. Aman beni lafa tutma ya. İşimiz var. Hadi seç birini.
Ona göre konsept belirleyeceğim. Kemal'e de uygun bir şeyler bakacağım. Daha bunun saçı var, makyajı var. Benim için seçmiş. Tek tek. Kendi elleriyle. Ay bir de göndermiş. Benim yarın kesinlikle Kemal'in yanına gitmem lazım. Yarından da yakın desem. Nasıl yani? Kemal burada. Ne? Şaka yapıyorsun. Vallahi inanmam. Bak eğer yalansa çok üzülürüm ben. Ay saçmalama be. Ne yalanı ne şakası. Burada geldi. Sokağın üst köşesinde kaçıracak seni. Niye geldi ki? E konuşacaklarınız varmış. Gündüz ev hapsisin diye. Gece halledeceksiniz işlerimizi. Aa. Aa gece gece ne konuşacakmışız ki? Ne halledecekmişiz? Aa. E ben nasıl çıkacağım? Just... Daha yeni geldiniz siz. Hmm. Neyse, hayırlı akşamlar. Hı hı. 7 yıllık. Efendim. Defne ne yaptınız? Operasyon tamam, başarılı. Yaz çıktı geliyor. Ya sen bir tanesin ya, bir tanesin. Ben yatışa geçiyorum o zaman. Dua edin de yakalanmayalım. Tamam tamam dikkat et. Yaz geldi hadi öptüm. Dikkat et bay bay. Yok artık. Daha ilk dakikadan. Kız. Tavuk gibi bu saatte yattın mı? Hı hı. Emiz gibi sayettu gitmeyecek misin? Bana bak kız, ablama bu numarala sokmaz ha. Öyle yemeleden içmeleden kesildim, yataklara düştüm. Ablama işlemez ha. Benim ablam kül yutmaz ha. Madem yattın, niye ışıkları açık parktın? Boş yere enerji sarfiyatı. Gerçekten bunu yaptığımıza inanamıyorum. Resmen sizin tarafınızdan kaçırılıyorum. Yani sanırım rüya görüyorum. İstesem gündüz de kaçırırdım ama birazcık görünür olurduk. Aman sakın, gündüz olmaz. Annem beni mahveder. Peki nereye gidiyoruz? Biz arabada konuşsaydık daha iyi değil miydi? Arabada olmaz. Neyle ilgili peki? Birazcık ipucu verseniz. Biraz sen, biraz ben, biraz iş. İş. Kemal Bey bakın beni davete falan götürüyorsanız lütfen götürmeyin. Basına yakalanırız, bir şey olur. Annem bu sefer beni kesin Rize'ye götürür. O yüzden siz beni eve götürün en iyisi. Yaz. Olmaz diyorum. Israrla söylüyorum ki beni eve bırakın. Annem beni mahveder. Bakın gerisini de söylemek istemem. Eve yaz, bırakabilirim. Yaz. Efendim. Geldik. Nereye? Eve. Kimin evine? Benim evim. Ah, ne gerek vardı ki bu saatte şimdi eve gelmemizin? Hadi. Gelin mi? Lütfen. Emin misin? Lütfen. Allah'ım sen koru. Ev kapı bu. Büyükmüş. Eviniz ne kadar da güzelmiş Kemal Bey. Normal ev işte. Ama yalnız yaşayan bir erkeğe göre bayağı temiz. Anlamadın? Neyin anlamadınız işte yani ev tertemiz diyorum, düzenli. Demek ki biri refakat ediyor size bu evde. Bak kedim var. Ay doğru.
Kedi temizliyor evi, ben de diyorum. Çok mantıklı. Esma abla temizliyor, sağ olsun. Abla. Abla dendiğine göre 55-60 var. Okey, severiz ablaları. Ablaları iyidir. Şu an bunu mu konuşalım gerçekten? Yok. Bunu konuşmayalım. Siz beni niye çağırdınız Kemal Bey? Niye geldik? Ne konuşacaktık biz? Sana çok güzel bir haberim var. Sinan. Doğru. Siz Sinan'ı buldunuz, elini kolunu bağladınız, aşağı koydunuz ki ben onu rahatça döveyim diye. Nerede o Sinan? Gel 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 buraya gel. Sinan kim ya? Sinan. Aslı veya Defne'ye hiçbir şey söylemedi mi? Yok, kimse bir şey söylemedi. Sinan işte Aslı'nın arkadaşı. Kurguda görünmüş insanlar tarafından. Bize komplo kurduğunu düşünüyoruz ekipçe. Yok, ben haberim yok benim ama ilgileneceğim. Başka bir şey konuşalım, şu an onun için gelmedik. Hadi gel benimle. Nereye? Koltukta otursaydık birbirine kadar iyiydi burası. Aşağıda çok güzel bir sürprizim var sana. Aşağıda bana ne sürpriziniz olabilir ki? Şimdi bir şey oldu. Gerçekten sürprizlerle dolusunuz Kemal Bey. Evinizin altında stüdyo mu var? Ne? Yeni bir şarkı mı? Gel, otur şöyle. Hazır mısın? Hazırım. Sen de beni tut istedim sadece içinde. Bu benim babamın sözleri. Benim babamın şarkısı bu. Yok olsan da sevgimi. Beğendin mi? Beğendim. Gerçekten. Çok güzel olmuş. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum çok. Çok hazırlıksız yakalandım ben babama. Siz nereden buldunuz ki bunu? Ben istersen çıkayım biraz, rahatlasın. Hayır. Benim şu an yanımda kalmanıza ihtiyacım var. Yanında olurum. O zaman artık şu sizi bizi bıraksak mı? Lütfen. Olur. Sen de ben olalım. Hani demiştin ya bana, sen beni görmüyorsun diye. Haklısın. Görmemişim. Şimdi görüyorum seni Yaz. Hayallerini görüyorum ve senin ulaşman için elimden geleni yapacağım. Söz. Bu şarkıyı seni söylemeni istiyorum. Babana sen duyur istiyorum bunu. Olur mu? Söyleyeceğim. Yaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.